Son durak ekonomi bölümünde her hafta olduğu gibi bu hafta da Haydar Ulus'la gündemdeki konuları konuşmaya devam ettik. Maliye Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar doğrultusunda kontroller günden güne sıklık kazanıyor. Detayları Haydar Ulus anlattı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da ekonomik ve mali anlamda İngiltere'de gerçekleştirilen düzenlemeleri Haydar Ulus'la konuşmaya devam ediyoruz. Haftanın konusuysa son günlerde gündeme yansıyan bir konu olacak. Evet, son zamanlarda Mehmet Bey, Maliye Bakanlığı'nın HMRC bölümünde bu yanlış muhasebe evraklarının düzenlemesinden dolayı ciddi bir şekilde kişileri sabit alarak mektuplar çıkıyor. İşte şahsi vergi beyannameleriniz incelenecek diye, VAT raporlarının son senin incelenecek diye. Yani bu randomly dediğimiz bilgisayarını seçtiği incelemeyi almak için ve küçük esnaflar özellikle isabet alarak son zamanlarda böyle vergi araştırmalarıyla karşılaşıyoruz. Bunları aldıkları takdirde izleyicilerimiz herhangi çekinecek bir noktaları yok. Önemli olan geçmişe dönük vergi beyannameleri, VAT kayıtları, PAYE maaş bodrolarının, sene sonu hesaplarının, bilançolarının, şirketlere ve müteahhitler birliğine giden kayıtların düzenli bir şekilde, yani düzenli bir muhasebeci tarafından, resmi ve yetkili bir muhasebeci tarafından yapılıp içeri gönderilmesi. Bu muhasebe hesaplarının düzenli bir şekilde muhasebecileri tarafından kayıtlı olduğu süreç, vergi araştırma memurları sadece son seneye bakıp dosyayı kapatıyorlar. Ama eğer geçmişe dönük, yani yanlış beyanlar, eksik evraklarla muhasebeci ve mükellef vergi memuru kasasına çıktığı zaman son 6 seneye kadar vergi araştırmasına girebiliyorlar. Bunu engellemek için bizim izleyicilerimize ve mükelleflerimize tavsiyemiz kesinlikle bütün VAT kayıtlarından, maaş kayıtlarından, bütün evraklarından aylık düzenli bir şekilde muhasebecilerine vermeleri. Verdikten sonra da bunların düzenli bir şekilde kayıt edildiğine dair teyitli evraklarının muhasebecilerinden almaları. Son zamanlarda bize gelen vergi araştırmalarının çoğunda geçmişe dönük eski muhasebecilerinin yanlış belgelerle ve yanlış kayıtları, geç kayıtlar sebebinden dolayı yüksek cezalar ve vergi araştırmaları alındığından dolayı bizler de bunun düzeltmelerini yapıyoruz. Eğer sizler de maliye ile sıkıntı yaşamak istemiyorsanız muhasebeci seçimi bir hayli önem arz ediyor. Şu anda 41 bin tane dosya maliye tarafından sırada bekletiliyor incelenmek için ve incelenme altında. Bu 41 bin dosyada da 10 milyar sterlin maliye, hazine için ve Maliye Bakanlığı için 10 milyar bir gelir bekleneceğini söz konusu. Bu da neden kaynaklanıyor? İşte muhasebecilerin yanlış vergi beyan etmesinden, eksik belgelerle muhasebe düzenlemesinden ve beyannameleri geciktirmesinden dolayı kaynaklanan 41 bin tane dosya şu anda iyi olmuş. Geçmiş hekimlerimize de işlemiştik, hatırlarsınız. Son Ali Bey 80 bin sterlin bir ceza eski muhasebecisinin yapmış olduğu hatalardan dolayı cezalandırılmıştı. Ve biz bu dosyayı aldığımızda 13 bin sterlini en son indirip maliyeyle anlaşıp belirli bir kısmını evrakları düzenli bir şekilde sunmak, eski muhasebecisinin sunmadığı için bizlerin sunup düzenli bir şekilde maliye teslim etmemizden dolayı o indirimi almıştık. Ayrıca da maliyeyle bir şekilde bir pazarlığa giriyorsunuz. Yani sonuç bu olabiliyor. Yalnız o süreci yaşamak gerçekten bir mükellef izleyicimiz için çok ciddi sıkıntı, depresyon, uzun, yorucu ve yıpratıcı bir süreç olduğu için tavsiye etmem. En güzeli insanların düzenli bir muhasebe firmasıyla çalışması ve geçmişe dönük olan evraklarını da getirip bizlere inceletip onları düzenine koyalım ki yarın bir gün herhangi bir incelemede böyle sıkıntılar yaşanmasın. Peki tüm bu hizmetlerin dışında burada neler yapılıyor? Öncelikle bizim Mehmet Bey ana lokomotif işimiz yeminli mali müşavir ve muhasebecilik. Muhasebe işlemleri yapıyoruz. Nedir bunun içinde? İşte aylık muhasebe işlemleri, VAT olsun, PAYE olsun, sene sonu vergi beyannamesi olsun, şirket vergi beyannamesi, bilanço hesaplaması düzenlenmesi, vergi düzenlenmesi, mülkiyeti olan gayrimenkul sektöründe ağırlıklı mükelleflerimiz var. İthalat ihracat sektöründe ağırlıklı mükelleflerimiz var. Bizim toplumda genellikle restoran sektörü, catering dediğimiz kebap, restoran, marketing sektöründe ciddi rakamda mükelleflerimiz var. Muhasebe dışında bizim biliyorsunuz yanı sıra finans işlerimiz var. Yani konut kredisi yapıyoruz, ticari kredi yapıyoruz. Şahıs kendi evini almak istiyorsa residential mortgage dediğimiz veya commercial mortgage dediğimiz. Ayrıca son zamanlarda ilk olarak başlattığımız PPI claims, geçmişe dönük sigorta, haksız sigorta poliçelerinin satışları, bunların geri ödemesini izleyicilerimiz için ve müşterilerimiz için alabiliyoruz. Türkiye'de SSK emeklilik sigorta işlemlerini devam ettirmekteyiz.
Sigorta sayımız 130'u, emeklilik sayımız 130'un geçti artık ve gün geçtikçe daha çoğalıyor. Ayrıca burada hukuki olarak Ankara Anlaşması, vize başvuruları, Türkiye'de aile birleşimi olarak hukuk danışmanımız var. Bu konuda kendisi hazır her zaman bulunmakta.